Rahim ağzı anatomik olarak rahimin alt kısmında bir bölüm olup vajina içerisinde kalmaktadır. Rahim ağzı kanserleri kadın kanserleri içinde ikinci sırayı almakta ve her yıl 500 bin kadın bu hastalığa maalesef yakalanmaktadır. Yine maalesef ki 190 binde her yıl bu hastalıktan dolayı kayıp olmaktadır. Ee, Rahim ağzı kanseri genç yaşların hastalığıdır. Tüm rahim ağzı kanserlerinin %50'si 35 yaş altındadır. Rahim ağzı kanserleri için risk faktörlerini saymak gerekirse, cinsel hayatın erken yaşlarda başlaması ki bu, blue çağı civarı veya 16 yaştan önce başlaması. Cinsel hayatın başlamasında ideal yaş olarak 20 üzeri hatta 20-23 kabul edilmektedir. Çok eşlilik, sigara içmek sigara içen kadınların rem ağzına yakalanma şansı 2 kat artmaktadır. Çok doğum yapmak, özellikle 5'ten fazla doğum yine rem ağzı kanserini ihtimali arttırmaktadır. Geçmişte kendisi veya partnerinin cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirmesi ki özellikle HPV diye kısalttığımız hastalığı geçirmiş olmaları risk faktörleri içinde sayılabilir. Bugün için en büyük sorumlu rahim ağzı kanserinden Human Papilloma Virus diye uzun ismi olan HPV enfeksiyonlarıdır. Bugün kabul görülen gerçek budur. Hatta kanserli alandan elde edildiği, araştırıldığı zaman kanser vakalarının %99.7'sinde bu virüs görülmüştür. Ayrıca bu virüs kadınlarda genital sihil, rahim ağzı kanseri ve vajina kanserine de yol açabilen cinsel yolla bulaşan en yaygın virüs olarak kabul edilmektedir. HPV bulaşmasında ana risk faktörü çok eşliktir. Genç seksüel aktif kadınlarda çok görülür ve 20-25 yaşlar arasında da bir zirve yapar, pik yapar. Ama bu enfeksiyonların %90'ı da 2 yıl içinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Vücut bunları yenebilmektedir. Ancak şöyle de bir istatistik var. Tüm dünya nüfusunun yaklaşık %13 ile 15'inde HPV virüsü bulunmakta, taşınmaktadır.